Emir Tarhun. Dava saati geldi. Son çağrı. Girmiyor musunuz? Müvekkilim Emir Tarhun burada. Ancak davacı henüz gelmedi. Gelmezse dava ertelenir. Duruşma da hemen biter. Siz içeri geçin bir an önce. Avukat Bey, sizin müvekkilinizin başka bir mazereti mi var? Hakim Bey, vaktimiz değerli. Boşuna bekliyorsak. Boşuna değil. Müvekkilim davayı açan taraf. Davadan vazgeçtiğine dair bana bir bilgi vermedi. Biraz daha beklesek olur mu? Gelmek üzeredir. Sadece 5 dakika. 5 dakika bekleyeceğiz. Yok. Mesaj da atmadı. Geldi mi acaba? Ay, bitsin şu iş artık ya, bitsin. İstemiyorum. Kahve mi istedik? Kafana göre iş yapıyorsun. Ay yine heyheleri üzerinde bunların. Belki de vazgeçti. Gitmeyecek. Hele o davaya gitmesin. İşte o zaman bu dünyayı dar ederim ona. Boş tehditler savurmayı bırak. Yaz bakalım avukata, gitmiş mi?
Adliyeden avukat arkadaşla görüştüm. Reyhan davaya gitmemiş. Ya, gitmemiş mi? İster misiniz Reyhan davadan vazgeçsin? Emir'le el ele şu kapıdan içeri girsinler. Ah, keşke, keşke. Bir dakika. Büyük ihtimal hakim mahkemeyi erteleyecek. Çok denedim. Seni unutmayı. Senden uzak olmayı. Ama yapamadım. Çünkü sen... Tam buradaydın. Seni tek bir saniye bile kalbimden atamadım. Gelmeyecek. Yapamadı. Seviyor beni. Söylemiyorsun ama ben anlıyorum. Sevmemek falan değil bu. Senin ne kadar akıllı, ne kadar vicdanlı olduğunu ben biliyorum. Onun için üstüne gelmeyeceğim. Sen ne kararı alırsan al. Hep senin arkandayım. Davacı Reyhan Tarhun. Geç kaldın. Özür dilerim. Beklettiğim için çok üzgünüm. Pekala, artık başlayabiliriz. Herkes yerine geçsin. Bakma bana öyle. Ne olur bakma. Eğer göz göze gelirsek yapamam. Seni kurtaramam. Gözlerime bak. Başını kaldır ve gözlerime bak. Son defa da olsa bak. Ve beni sevmediğine, istemediğine inandır beni. Seni ölesiye severken burada bu halde olmak. Allah, Allah'ım güç ver bana.
Allah'ım bizi dermansız bırakma. Bizi bu hale nasıl getirdin ha? Sen, sevdiğim kadın, aşık olduğum kadın, uğruna öleceğim kadın. Yaz kızım, mahkememiz davacı Reyhan Tarhun'un aile birliğini sonlandırma talebi üzerine toplandı. Ve bu nedenle imzalamış oldukları protokoldeki kararda mutabık olup olmadığını kesinleştirmek için buradayız. Evet, sebep olarak şiddetli geçimsizlik söylenmiş. Mahkeme huzurunda bir kez daha söylemenizi istiyorum. Kızım, sen kendi iradenle aile birliğini sonlandırmak istiyor musun? Yardım et bana. Yalvarırım yardım et. Doğru olanı yaptır. Beni seviyorsun. Sevdiğini biliyorum. Seni öyle çok seviyorum ki. Gerçek aşkın ateşi asla küllenmez. Ne araya giren yıllar, ne mesafeler. Aşkı bitirmeye yetmez. Boşanmak falan nafile. Sadece bir kurmaca. Boşanmak büyük hata. Gerçek aşkı kaç kişi yaşayabiliyor ki? Gerçek aşkı bulmuşken kıymetini bilmek lazım. Sahip çıkmak, korumak gerekti. Biliyordum. Vallahi da biliyordum. Ha bu Şehriyan'ın gözlerinden hiçbir şey kaçmaz. Boşanamazsınız siz. İnatçısınız ya, ondan bu kadar üzüldü bir iş. Yoksa var ya, bal gibi de birbirinizi seviyorsunuz. Ve tekrar soruyorum, sen kendi iradenle aile birliğini sonlandırmak istiyor musun? Reyhan Hanım, Hakim Bey cevap bekliyor.
kalın kafana sok. Emir'le konuşmazsan bu CD'yi polislere vermekten bir saniye bile tereddüt etmem. Gözünün yaşına da bakmam. Yapman gerekeni yap. Evet. Emir Tarhun, sen kendi iradenle aile birliğini sonlandırmak istiyor musun? Sen de elimi hiç bırakma, olur mu? Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Evet. Pekala, gereği düşürüldü. Tarafların müdafileri aracılığıyla mahkememize yapmış oldukları başvuru değerlendirildi. Tarafların birbirinden bir talepleri olmadığı görüldü. Ve taraflara son kez soruldu. Evlilik birliğinin sonlandırılmasına karar verildi. Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay'a temyiz başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu. Usulen anlatıldı. Boşanmalarına karar verildi. Mahkememiz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Bitti. İki yabancıyız artık. Kalan ömrümün her gününü seni severek geçireceğim. Ama sen beni, yaşadıklarımızı unutmalısın. Hayatını temize çekmenin tek yolu bu. Nasıl bu kadar kolay olabilir? Tek cümleyle. Bitti. Özür dilerim.
Sana bu korkunç anı yaşattığım için çok özür dilerim. Bana, bize bunu yaptığın için seni asla affetmeyeceğim. Bu öfke ölene kadar damarlarında dolanacak. Ruhumun her zerresiyle nefret edeceğim senden. En azından son bir defa bak bana. İstersen yüreğimi delip geç. Ama dön bak ne olur. Son kez bakayım gözlerine. Son bir kez. Git. Çık git buradan. Gözlerinin içindeki öfkeyi, ayakta kalmamı sağlayan tek şeyi yenmesine izin vermeyeceğim. Sevmek falan ya. Biz öyle aşık falan değiliz. Evet, biz öyle liseli aşıklar gibi falan olamayız canım Mıcıcığım. Değil mi hayatım? Öyle tabii. Bizimkisi olgun sevgi. Niye öyle o zaman acele acele evlenip geldiniz? Bizimkisi yıldırım aşkıydı. İnsan nasıl da unutuveriyor değil mi ufacık tartışınca? Evet, öyle. Biz ilk günkü gibi aşığız birbirimize. Hı hı. He. Madem öyle, niye boşanıyorsunuz o vakit? Ha, niye? Deli misiniz, divane misiniz? Kim boşanıyor? Siz. Boşanmıyor musunuz? Mahkeme. Ya Şehriye abla ya. Her şeyi yanlış anlamışsın. Hem ben boşanmak istesem niye bu evde kalayım? Arkama bakmadan döner giderdim. Boşanan biz değiliz ki. Ama bildik kadar aklım var idi, o da kurtlu çıktı ha aşağım. Ben çok korktum siz boşanacaksınız diye. Hadi şimdi biraz içim ferahladı ha. Hadi biz mahkemeye kaçırıyoruz. Evet, inşallah durdurabiliriz onları. Aklımı kaçıracağım. Deyin be abi, kim boşanıyor o vakit? Emir'le Reyhan, durdurmaya gidiyoruz. Hadi gel. Kitleme olayını da sonra konuşacağız. Gidin uşağım gidin. Hadi siz şimdi yatışın gidin. Yapmayın deyin, etmeyin deyin. Uyuyun, engel olun da. Ne tut, ne tut. Artık özgür bir kadınsınız Reyhan Hanım. Görüşmek üzere. Emir Bey, bu ani boşanma kararınız hakkında ne söyleyeceksiniz?
Söyleyecek bir şey yok. Reyhan Hanım, boşanma sebebinizin şiddetli geçimsizlik olduğu söyleniyor. Doğru mu bu? Neden boşandınız? Çekilir misiniz? Saçmalamadan yetişebilsek. Thank you.
Martıyla balığın aşkı gibi bitti. Ya eksik sevdim seni, ya da yanlış. Bilmiyorum. İnşallah yetişiriz. Emir'im arıyorsun. Alo Emir. Saatlerdir ulaşamıyoruz sana. Yoldayım ben. Sen neredesin? Geç kaldım. Dava bitti. Ne oldu? Boşandık. Neredesen söyle, hemen geliyorum. Boş ver amca. Gerek yok şimdi. Emir. Amca merak etme. Toparlayacağım. Değer miydi? Evet. Dinliyorum Caner Bey. Nasıl? Emir nerede? Onun içinde bir yıkım oldu tabii. Tamam. Görüşürüz. İsterim. İlk duruşmada boşanmışlar. Demiştim sana. Sonunda. Sonunda Emir'i o köylüden kurtardık. O yılanın cehennemin dibine kadar yolu var. Benimle oyun oynanmayacağını öğrenmiştir. Açmıyorlar mı hala? Yok. İkisi de telefonu açmıyor. Ay, mahkeme ne oldu acaba? Tek çarşı da boşanırlar mı? Şahit falan istemez mi hakim? Anlaşmalı boşanmaysa istemez Melike abla. Keşke isteseydi, ben olurdum şahit. Bunlar birbirini seviyor hakim bey. Bakmayın siz bunlara derdim. Emir'i mi arıyorsun? Belki bu sefer açar. Gitmeliydim oraya. Gelme dese de gitmeliydim. Dayanamayıp kalkıp adliyeye gideceğim şimdi. Adliyeye gitmene gerek yok. Avukatıyla konuştum. Boşanmışlar. Ah Reyhan. Ah kızım, nasıl yaparsın?
bir daha bu konakta o kızın adı anılmayacak. Oğlumun yüreği parçalandı. Yarasına tuz basmayalım. Evliliği, ayrılığı, boşanması. Şu kısacık zamanda neler çekti, neler geldi başına. Yeteri kadar acı çekti zaten. Yetişebildiniz mi? Boşanmamışlardır inşallah. Oy, gördünüz mü? Ben sizi odaya kilitlemesem. Olan oldu. Kim arıyorsun? Reyhan'ı. Boşuna uğraşma, açmayacak yine. Üzerime kitlemezsin herhalde. Yok, haşa. Kilitlemem. Boşanmışsın sen. Nereden duydun? Dayanamadım, avukatını aradım. Keşke ben de senin yanında olabilseydim. İyi misin? İyi gibi mi gözüküyorum? Ah yavrum, kıyamam sana. Ne diyelim? Kader. Çok üzme kendini, olur mu? Hepinize söyleyeyim. Duymayan kalmasın konakta. Boşandık. Bitti. Reyhan yok artık hayatımda. Şimdi rahat bırakın beni. Hiçbir yere gitmiyorsun. Yalnız kalmaya ihtiyacı var. Haklısın. Yalnız kalsın. Çok zor onun için. Kendini dinlesin biraz.